Herkese merhaba. Bu derslerde noktada denge konusunu işleyeceğiz. Öncelikli olarak ne yapacağız çok kısa anlatmaya çalışayım. Varsayalım bir noktamız olsun şöyle. Bu nokta herhangi bir şey olabilir. Bazen bir makara sistemi olabiliyor. Makaraya bağlı çeşitli ipler olabiliyor. Ve hepsinin birleştiği yer bizim için düğüm noktası ya da nokta oluyor. Hem yapı statiğinde hem standart kullandığımız yani şu an işlediğimiz statikte önemli bir konu. Şimdi burada varsayalım farklı yönleri kuvvetler var. Yani buraya var atıyorum buraya var. Tam bu noktaya değecek şekilde buraya var. Bir de buraya var diyelim. Bundan açıkta bir aralarında açı var. Böyle yaklaşık olarak çizmiş olalım. Şurası F1 olsun. Tamamen konuyu anlayın diye basit şekilde ifade ediyorum şu anda. F3 şurası F4 olsun. Bir şeyde denge varsa statik konusunda düşündüğümüzde ne olması gerekiyordu? hepsinin toplamının sıfıra ulaşması gerekiyordu hatırlarsanız. O yüzden şöyle diyoruz arkadaşlar. Delta fx sıfır olmalı. Delta fy sıfır olmalı. Yani x'te ve y'deki kuvvetlerin tamamının toplamının sıfır olması gerekiyor bu konuda. O yüzden ben bunları hiç bileşenle bile ayırmasam. F1 artı desem. Hatta bunları vektörel gösterelim. F1 artı F2 artı F3 artı F4'ün ne olması lazım benim için? Topladığımda 0 olması lazım arkadaşlar. Toplayacağız, edeceğiz ve sonuçta sıfıra ulaşacağız. 0'a ulaşamıyorsak sistem dengede değildir demektir. Şimdi bu konuda bir şey yok farkındaysanız. Sadece kuvvet var. X var, Y var. Moment yok arkadaşlar. Değil mi? Dikkatinizi çektim bilmiyorum. Hiç momenti sıfırlamaktan bahsetmedik. 3 boyut olursa tabii. 3 boyuttan bahsetmedik ama ama 3 boyut olursa delta fz'nin de burada sıfır olması gerekir idi. Ama momentin olmadığına dikkat edin lütfen. Çünkü bir yol yok. Burada moment oluşturacak bir durum yok. Momentin oluşabilmesi için noktadan değil düzlemden yani iki boyuttan bahsetmemiz gerekiyor. Örneğin şöyle bir kiriş sistemimiz olması gerekiyor. Kiriş sisteminin atıyorum şurada bir mesnetinin olması gerekiyor. Ve burada bir kuvvetin olması gerekiyor. Mesela şurada bir kuvvetin olması gerekiyor. İşte bu durumda moment oluşur arkadaşlar. Ve böyle bir sistemde ki onu da ilerleyen derslerde göreceğiz. Düzlemde denge konusunda göreceğiz. Bu durumda da işin içine yol girdiği için momentin de sıfırlanması gerekecek. Yani şuradaki yolun da aslında sıfırlanması gerekecek. Ama noktada denge konusunda moment yoktur. Sadece kuvvet dengesinden bahsederiz. Kuvvetlerin sıfırlanmasından bahsederiz. Konusu aslında bu kadar pratik olarak. Hemen Uygulama üzerinden size anlatmak istiyorum Birinci soru şöyle bir şeymiş Kablolu Bir sistem var ucunda bir ağırlık bağlı tam B noktasında ve soru bize diyor ki Bu sistem en fazla Ne kadar yük taşır ee, Bu kablolardan birinin de 100 Newton olduğu verilmiş tabi şurada mafsal var onları çizmemişiz şurada mafsal sistem aslında bu değil mi? Şurada da tabi mafsal var değil mi? Yani kablo Bağlı Bu sistemde arkadaşlar 100 newtonluk bir şurada kuvvetimiz varmış. Diğer kısımlar verilmemiş farkındaysanız bize. Hemen burada serbest cisim diyagramı çizmemiz gerekiyor. Önceki konularda da konuştuğumuz gibi, bunu aslında basit indirgeceğiz. Ne yapacağız? Hemen şöyle bir koordinat sistemi çizeceğiz buradan. Şöyle çizmeye çalışayım. Ve kuvvetleri yerleştireceğiz arkadaşlar. Ne var elimizde? Bir kere şurada bir 100 newton var, değil mi? Şurada. Aslında şöyle ifade edebilirim. Bunlar yukarıya doğru, bu aşağı doğru gibi düşünebilirim. Bu böyle ifade edildi. Diğeri böyle ifade edilmiş olsun. Bir de aşağı doğru neyimiz var? G ya da B noktasında oluşan bir kuvvetimiz var. Buna da G diyelim. Şu anda G dedik. E bu'nun ne olduğunu biliyorum. Yüzmüş. Burası 100 Newton. Değil mi? Şurası 30 dereceymiş. Buna arkadaşlar A noktasına bağlı olduğu için FA kuvveti diyorum. Ne olduğunu bilmiyorum bunun, ama açısını biliyorum. Açısı da 45 derece. Bunu da yazdım güzel. Şimdi olay şu. Nedir prensibimiz? Fx'de, Fy'de, Fz'de artık ne kadar boyutu varsa toplam kuvvetin sıfır olması. Ama vektörel olarak sıfır olması. Ya da skaler olarak birbirine dik doğrultuların sıfırlanması. Eskiden hatırlarsanız bunları uç uca ekleyip topluyorduk. Şimdi ise bunları birbirleri dengelemeyi öğreneceğiz. Öncelikli olarak x e, konusunda yani şöyle delta fx'te bir sıfırlama yapacağız. Burada tabii 3 boyut olmadığı için sadece delta fx ve delta fy var. Bir de bunu sıfırlayacağız. İki tane bünye denklemimiz var. Bunlara bünye denklemi diyoruz bu arada. Peki arkadaşlar. X'te bir şeyleri sıfırlamamız için öncelikli olarak bunların dik bileşenlerini bulmamız gerekiyor her zamanki gibi. Bunun burada bir dik bileşeni var değil mi? Bir de biraz daha koyu çizeyim bunu şöyle bir dik bileşeni var. Yukarı doğru bir dik bileşeni var. Değil mi? 100 Newton'un iki tane dik bileşeni var. Aynı şekilde FA'nın da dik bileşenleri var. Onları da çizelim. Bir şöyle yukarıya doğru dik bileşeni var. Bir de buraya doğru dik bileşeni var. Bunların birbirini dengelemesi lazım. O zaman ben X ile başlıyorum. Şimdi arkadaşlar. Delta FX 0 dedim buraya. X'te neler var? Bakın. Şurada şurası artı değil mi? Şurası eksi. Şurası artı. Şurası eksi. Her zaman vektörel sistemde yönlere dikkat ediyorsunuz. Burası ne olur? 100 çarpı kos 30. Burası uzak kenar olduğu için 100 çarpı sinüs 30 olur. Şurası fa ise burası fa çarpı kos 45 yakın kenar. Yukarısı da bu vektör yani fa çarpı sinüs 45 olur. Peki fx'i sıfırlayalım. 100 çarpı kosinüs 30. 100 çarpı kosinüs 30. Burası artı sağ tarafta olduğu için. Bunu diğer yöne bakan kuvvetle toplayacağım ve sıfıra ulaşacağım. Bunlar birbirini dengelemek zorundalar. Aksi halde sistem oynak olur. Eksiliyorum. Diğer tarafa baktığı için vektörel olarak bu eksi işaretini alıyor. F'a çarpı. Cos 45. Bunların toplamı neydi? Sıfırdı. O yüzden sıfıra eşitledim. Burada düzenleme yapacağım tabii. F'a'yı yalnız bırakırsam ne olur? F'a eşittir. 100'ü öbür tarafa attım. Eksiler birbirini götürdü. 100 çarpı cos 30. Cos 45'i aşağı attım. Böyle bir değere ulaştım. Buradan FA'yı otomatik buluyorum zaten. 122.4 çıkıyor. 122. Tam değerini yazalım. Bu şekilde bulunuyor. Güzel. FA'yı bulduk arkadaşlar. Bu artık elimizde var. Bir de delta F'ye 0 yapalım. Delta F'ye 0. Bu sefer üsttekilerle alttakileri dengeleyeceğiz. Değil mi? Yukarı denelerimiz varmış. FA sinüs 45. Hemen yazalım. FA sinüs 45 artı 100 çarpı sinüs 30. Aşağıda da G varmış. Ama bunun aşağısı negatif olduğu için eksi diyorum. Eksi G. Bunlar da sıfır eşit olmak zorunda. Güzel. Buradan da arkadaşlar bakıyorum şimdi G'yi bilmiyorum, değil mi? F'yi de bilmiyorum. Sadece 100 var elimde. İki tane bilinmeyen var. Bir tane denklem var. Unutmayın elimizde ne kadar bilinmeyen varsa o kadar denklem olmak zorunda. Ama şurada bir şey fark ediyorum. F'nın değerini ben zaten bulmuşum. 122.47 olarak. O zaman ne yapacağım? Bunu burada yerine yazacağım. O zaman bir tane bilinmeyene düşüyor. E, elimizde bir tane denklem olduğuna göre çözülebilir hale geliyor. 45 dedim artı 100 sinüs 30 dedim. G'yi diğer tarafa attım. Güzel. Bunun sayısal değerini hesap makinesinden bulabilirim. Ve G'yi ne buluyorum? 136.6 Newton. Yalnız dikkat edin. Soruda bize kilogram cinsinden sor. Yani bize şey dememiş. Kaç Newton dememiş. Hatırlarsanız ağırlıkla kütle farklı kavramlardı ağırlık neydi? Kütlenin ivmeyle çarpılmış haliydi. Yani benim için aslında G M çarpı G'ydi. Değil mi? Burası ağırlık. Şu an ben ağırlık değerini buldum bunu. Kuvvetini yani ivmeye bağlı olan değerini buldum. Ama bana kütlesini soruyor. Kaç kilogram diyor. Yani benim M'yi bulmam gerekiyor. O yüzden ne yapıyorum? 136.6 eşittir M Çarpı 9,81. Gerçek imvesi yaklaşık 10'du ya. Tam değerini aldım. 9,81 aldım. Bunları taraf tarafa bölüyorum. 13,92 kilogram olarak buluyorum arkadaşlar. Ve böylece soru bitmiş oluyor. İlk soru böyleydi. Hemen ikinci soruya bakalım. Hızlı, hızlı. Bu sürede bize demiş ki verilen sistemde D cisim 60 kiloysa hemen yazalım. Burası 60'mış. 60 AB ve BC iplerinde bulunan kuvvet nedir? Tersten sormuş. Bu sefer bana taşıyacağım yükü söylemiş. AB ve BC'deki kuvvetleri sormuş. Aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Hep aynı işlemi yapıyoruz. Hemen bir tane SCD çiziyorum buraya. serde cisim diyagramı. Hemen bakıyorum. Bir tane şuraya doğru, bir tane şuraya doğru var. Değil mi? Bunları hemen şöyle yapıştırdım. Bir tane buraya doğru var, bir tane buraya doğru var, bir tane de aşağı doğru var. Buradaki düğüm noktamızda yani noktada dengeye ya, konumuzun adı. Tamam şu işte bilişim noktası aslında. Şurası. Bu noktaya göre dengeyi bulacağım. Burasına fc diyelim. Fc çubuğu olsun. Buraya da a noktası olduğu için fa çubuğu diyelim. Burası da 60 kilo olmuş. Yalnız dikkat edin. Biz arkadaşlar kütleyle işlem yapmıyoruz hiçbir zaman. Yani yapan kitaplar, kaynaklar var ama kuvvetle işlem yapıyoruz. O yüzden her zaman bunu yer çekimi ilmesiyle çarpmanız gerekiyor. Bu çok önemli. Yapmadığınız zaman soruyu kaybedersiniz. O yüzden G dedim buraya. 60 çarpı 9,81. Buradan bir değer çıkacak. Ne oldu önemli değil. Hesap makasından bulacağız zaten. O yüzden kalsın. Bizim için önemli olan şuradaki bileşkeler. Yani bileşenleri daha doğrusu. Şurası 45'miş. Hemen bunun bileşenlerini yazalım. Bir tane böyle buraya doğru var. Bir tane yukarı var. Aynı şekilde Efa'nın da var. Bir tane yukarı. Bir tane buraya doğru var. O zaman burası ne olur? Yakın kenar olduğu için. FC çarpı kosinüs 45. Burası fc çarpı sinüs 45. Değil mi? Burası fa olduğuna göre burada bakın 3, 4, 5 üçgeni vermiş bize. O zaman 3, 4, 5 üçgenine göre işlem yapmamız lazım. Biraz yukarı çekeyim şöyle. Sileyim gitsin. 5'e orantılıysa dik kenar bakıyorum dik bileşende yani 3 ile orantılı olmak zorunda diyorum. Yani bunu da f'a dedim. 5'e böldüm. Dik bileşen 3 ile çarptım. Burayı da aynı şekilde f'a'yı 5'e böldüm. Yatay bileşen burada 4 gördüğünüz gibi. O yüzden 4 ile çarptım. Soru bitti arkadaşlar. Gerisi tamamıyla demin yaptığımız gibi delta fx ile delta fy'yi eşlemek. Şimdi burayı, burada yeri biraz tasarruflu kullanmaya çalışacağım. Tamam, şunu böyle böleyim şöyle yaptım. Bunu böyle yaptım. Şunu da şöyle yaptım. Şuradan yazmaya başlayalım bakalım. Delta fx eşittir sıfır olmak zorunda. Bünye denklemlerimize göre denklik için bir tarafın bir tarafı ne yapması lazım? Sıfırlaması lazım. Fc cos 45. Bunu yazdım. Diğer taraf eksi. Değil mi? Burası eksi burası artı. Eksi dedim. Fa 5 çarpı 4 çıktı. 0 eşit. Bakın dikkat edin. iki tane bilinmeyenimiz var burada. Hem Fc hem Fa bilinmiyor. O yüzden bir de Y'de denkli kurmam gerekiyor. Hemen Y'ye de bakayım. Delta F'ye. Eşittir 0. Şimdi yukarıda neler varmış? Bunlar hepsi artı tabii. Şöyle yapalım. Fa bölü 5 çarpı 3 artı FC sinüs 45 aşağıda da eksi olduğu için arkadaşlar 60 çarpı 981 var. Eksi bu arada şurada çarpı eksi gibi görünmesin. Bu da neydi? 60 çarpı 9,81 hepsinin toplamı benim için sıfıra eşit olacak. Güzel sığdırmaya başardık. Bu işlemi yapacağız ama arkadaşlar bakın dikkat edin. Burada da iki bilinmeyen var. Yine FA ve FC var. Şimdi biz matematikten şöyle bir şey biliyoruz. Buraya geri döneceğim ama. Önce size çok basit bilgi vereyim. Atıyorum A artı B 3 ise. 2 bilinmeyenimiz var farkındaysanız. Değil mi? İki bilinmeyen. Şöyle yazayım. İki bilinmeyen var. Değil mi? Bir tane denklem var. Bu durumda bunu çözebilir miyim? Yani A'nın ve B'nin değerlerini bulabilir miyim burada? Bulamam. Değil mi? Benim bir tane daha denkleme ihtiyacım var. Örneğin şöyle bir şey daha ihtiyacım var. A-B Sallıyorum 1 olsun. Artık bu çözülebilir durumda. Ve buradan şöyle bir şey aslında genelleştiriyoruz. İki bilinmeyen varsa iki denklem olmak zorunda. Bakın A ve B bilinmeyenler. İkinci denklemi yazdım ve artık sistem çözülebilir durumda. Ne yapıyorum? taraf tarafa bunları topluyorum aslında. B'ler birbirini götürüyor. 2A eşittir 4 oluyor. A da buradan 2 olarak bulunuyor. Sonra A'nın yerine bunu yazıyorum. B'de ne oluyor? 1 olarak bulunuyor. Buradaki prensibi şimdi deminki soruya uygulayacağız. Hemen geri gittim. Ben ya burada taraf tarafa ne yapacağım? Toplayacağım. Ya da arkadaşlar birinin yerine birini yazacağım. Ben diyorum ki burada <laughs> burada arkadaşlar niye yalnız bırakayım mesela? E, ee, FA'yı yalnız bırakayım diyorum. Tamam mı? FA'yı yalnız bırakayım. FC cinsinden ifade etmeye çalışayım. O yüzden şurayı rengi değiştirerek yazmaya çalışayım da karışmasın. Diyorum ki şimdi burada FA'yı yalnız bırakırsam ne olur? 4 bölü 5 F'a eşittir. Bunu diğer tarafa attım. Eksi eksi artı oldu yine. F'c kos 45 olur. Bir işlem daha yapalım. F'a tam yalnız kalsın. F'a dedim eşittir. 5 bölü 4 F'c kos 45 olsun. Burada bakın sayı değerleri var. 5 var, 4 var, kosinüs 45 var. Ben diyorum ki ben bunları yerine yazayım. Yani 5 bölü 4 çarpı kos 45 yapayım. E bu durumda f'a ne olur? Hesap makinesinden çıkartırsam. 0 virgül 88 39 f c olur. Böylece f'a'yı fc cinsinden yazdım. Bunu da geliyorum burada yerine yazıyorum arkadaşlar. Böylece denklemim bir bilinmeyenli denkleme dönüşmüş oluyor. Yazdım. Buraya sığmayacak. Bunları şöyle şuraya yazayım. Geniş geniş rahat rahat. F'a gördüğüm yere bu F'celi değeri yazacağım. 0 virgül. 88 39 bölü 5 çarpı 3 artı diyorum. Fc. Sinüs 45. Bunu da diğer tarafa attım. Artık işlem yapacağım. 60. 60, 60 kilo değil mi? Evet. 60 çarpı 9,81. Bakın dikkat edin. Burada ben bir şey atladım. Ha şurada FC yazmadık. Burada bir FC ekleyeceğiz. Çünkü FA yerine 0.88.39 FC yazıyoruz. Güzel. Bakın artık FC'ler var burada. Bir de sayısal değerler var. Ben buradan FC'yi yalnız bırakırsam otomatik olarak arkadaşlar ne buluyormuşum FC'yi? 476 Newton buluyormuşum. Bu işlemi yaptım. FC'yi yalnız bıraktım. 476 Newton bulurum. Bu 476 Newton'u Burada herhangi bir denklemde yerine yazarsam da fa'yı bulurum. Mesela hangisini yazalım? Üste yazalım. Diyorum ki fa eşittir. fc yani 476 çarpı 0 virgül 0 pardon 0 yok bir tane 0 var. 88 39 bu işlemde yaptığımda 420 Newton çıkıyor. Bu kadar. Bunu da böyle halletmiş oldum. Evet. Son bir soru daha çözelim. Bu sorular bize demiş ki verilen sistemde kutu 200 kilogram, kilogram ise burası 200 kiloymuş. Hemen yazalım. Burası kutumuz 200 kilo. Yine tabii 9.8'e çarpacağız bunu. İpler en fazla 10 kN kuvvete dayanarak yükü paralel tutuyorlarsa Bakın arkadaşlar burası önemli. İplerin sonuçta bir mukavemeti var, değil mi? Yani ip dediğiniz şey sonuçta belli bir malzemeden yapılan, belli bir kuvvete dayanabilen bir yapı. Ve ancak ve ancak 10 kN'la bu böyle sabit durabiliyormuş. Yani 10 kN'u aştığı anda eşitlik bozuluyor arkadaşlar. Paralellik bozuluyor. Ya da ip kopuyor. İkisinden biri. Buna göre diyor, şuradaki teta açısı ne olmalıdır? Bu güzel bir sorudur. Hemen birlikte çözelim. Yine her zaman olduğu gibi serbest cisim diyagramı çiziyoruz. Elimizde neler varmış inceliyoruz. Bir kere buraya doğru bir kuvvetimiz var. Aşağı doğru kuvvetimiz var. Bir de buraya doğru bir kuvvetimiz var. Ama bunun açısı belirsiz. Hep kuvvet hesaplıyorduk. Bu sefer açı. Tabii şu iç dış hesabından şurası teta ediyor. Peki güzel. Ben buna şey diyeyim, FC diyeyim şuna. C noktasından bağlı olduğu için FCA da diyebilirsiniz. Bazı kaynaklarda o da gösterebilir. Buraya da FB diyeyim. Burası da ne olacak? 200 çarpı 9.81 değil mi? G diyelim buna da. Ağırlığa çevirdim. Burada ne yapıyor? Yine arkadaşlar sistem aynı hiç bilmeseniz bile otomatik olarak eliniz buna gitmeli. Delta Fx0, Delta Fy0. Denge olmak zorunda. Tabi yazabilirsem. Delta Fx0 olacak. Peki. X'de neler var? Bir kere bir Fb var. Ne var mı? Bir de şurada Fc varmış. Şimdi Fc'nin burada tabi bileşenleri var. Onları da yazalım. Teta ne olduğunu bilmiyoruz ama sonuçta bileşenden olduğunu biliyoruz. Bir burada bileşeni var bir burada bileşeni var. Fc yakın bileşen olduğu için kosinüs teta oluyor. Burası da Fc sinüs teta oluyor. O zaman x diyorum ki Fb eksi Fc çarpı kosinüs teta fc çarpı kosinüs teta ne olmak zorunda? Sıfır olmak zorunda. Aynı şekilde şurada da bir şey var şöyle benzer. Bu da şöyle olacak. Fc sinüs teta aşağı doğru da eksi. Neymiş bunun değeri? Bunu aslında biz hesaplamışız. Bunu direkt yazalım değerine. imiş şurası. Tabi Newton olması lazım. Evet. Eksi 1962 eşittir. Sıfır olmak zorunda. Buradan sorusu önemli arkadaşlar. Bize bir bilgi vermiş. Demiş ki ipler en fazla 10 kilo Newton değere yaklaşabiliyor. Yani dayanabiliyor. Değil mi? 10 kilo Newton. O zaman ben 10 kilo Newton'a göre hesap yapmalıyım. Hiçbir ip 10 kilo Newton'u aşmamalı. Prensip bu. O zaman arkadaşlar ya FC'ye 10 kN vereceğim ya da FB'ye 10 kN vereceğim. Ama şunu biliyorum. Eğer ben FB'ye 10 kN verirsem. Buraya 10 kN verirsem değer olarak. Burası sonuç olarak yine 10 kN çıkacak değil mi? Yani FC'ye çarpı kosinüs teta da 10 kN çıkacak. Ama ben şunu biliyorum. Bir şeyin bileşeni her zaman bileşke kuvvetten küçüktür. O yüzden FC ne yapacaktır? Ben böyle bir seçim yaparsam. FC'ye 10 kN'dan büyük çıkacaktır. Çünkü ben burada buradaki değeri teta ile ilişkilendirdiğim zaman bileşke olacağı için bileşkesi her zaman demin de bahsettiğim gibi bileşenlerinden büyük çıkar. Bu yüzden tam tersini yapmalıyım. Yani FC'ye 10 kN vermeliyim. Buna göre FB'nin ne olduğunu bulmalıyım. Hemen bunları geri alıyorum. Nasıl bunu da silelim. O zaman ben ne yapacağım? Fc'ye 10 kN vereceğim. Fc'ye 10 kN verdim. Yani şu denklemi kullanacağım. 10 çarpı. Tabii kN dediği için bunu Newton'a çevirip binle çarpmam lazım. O yüzden onu suyu 3 yaptım. Ee, ne yaptık? Fc dedik. Fc'ye 10 verdik. Çarpı sinüs teta dedik. Eşittir. 1962 dedik. Zaten burada açıyı bulmaya çalışıyoruz biliyorsunuz. Buradan arkadaşlar sinüs eksi 1 dediğimiz zaman 0.1962 çıkıyor. Çünkü 1962 zaten buradaki 10.000'i 10 biliyorsunuz. Teta. Buradan da 11.3 derece buluyorsunuz. Evet. Baya baya yapışıkmış aslında. 11.3 derece olarak bulunuyor. Şimdi kontrol ediyorum. Acaba doğru mu yaptım? Elimdeki teta değerini gelip burada yerine yazıyorum. Fb, Fc ilişkisinde. Ve Fb'yi hesaplamaya çalışıyorum. Fb diyorum eşittir. Fc'yi 10 aldık. 10 çarpı üssü 3 çarpı kosinüs 11.3. Buradan FB'yi arkadaşlar hesapladığınız zaman 9,81 kN olarak bulacaksınız. Ya da tabi Newton olarak yazalım bunu. Veya değil mi? 9810 aslında. 9810 Newton veya eşittir diyelim. 3 tane geri gittik. 9,81 kilo Newton. Bakın eşitliğimiz sağlandı. Şu an Fc'yi 10 seçersek Fb ne çıkıyor? 9,81. Yani iki ipte sağlam olarak kalıyor. Ama tam tersini yapsaydım Fb'ye 10 verseydim Fc'ye muhtemelen 10.2 10.3 gibi bir şey çıkacaktı. Ve haliyle ip kopacaktı ya da açı bozulacaktı. Evet bu da böyleydi. Dinlediğiniz için teşekkürler.